Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salat ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin. salavat. Birinci maddeyi e, mekruh olup olmayan oruçlar okuduk. İkinci madde e, kaza edilmesi gerekir mi gerekmez mi şeyleri okuduk. E, şimdi üçüncü kefaret gerektirmeyen oruçlar. Yani kefaret 61 gün gerekmeyen oruçlar neymiş? Ee, Ömer Nasuh'u Bilmen'den okuyorum. Sayfa 299, 137. madde diyor ki... Ramazan orucundan başka bir orucun bozulmasından dolayı... ...bir ceza ve geçmişteki kusuru düzeltme olarak... ...iki ay oruç tutmak gerekmez. Yani mesela diyelim ki Ramazan orucunun dışında... ...bir e, pazartesi perşembe tutuyorsun... Pazartesi, Perşembe'de oruç tutarken orucunu kasten atsan kefaret, kefaret gerekmiyor. İki ay gerekmez. Çünkü Kur'an'ın açık beyanı yalnız tutulan Ramazan orucunun bozulması üzerine kefareti gerekli kılınmaktadır. Hatta bu şeyde de hemen yeri gelmişken söyleyeyim Multeka'da. Mesela Ramazan orucunda bir gün tutamadın, iki gün tutamadın veya kadınlar Ramazan'da tutamadığı orucunu başka bir gün kaza ediyor diyelim. O kaza ederken, Ramazan orucunu kaza ederken gündüz ortası atsan kasten gene ona kefaret gerekmez. Ona da gene güne gün gerekir. Ee, yine gıda sayılmayan, beden için elverişli olmayan, aslen murdar olup kendisinden tiksinilen bir şeyin riza ile ve kasten yenilip içilmesinden veya bir ilacın ağızdan başka bir yerden içeriye akıtılmasından dolayı kefaret gerekmez. Bunu daha önce şey yapmıştık. İğne için e, okumuştuk. ikinci maddede okumuştuk. Yine diri bir insanın başka bir taraftan veya ölü insanın bunu geçiyorum. 139. madde kefaret oruç tutamamanın değil kefaret nedir? 61. 60 gün nedir? Oruç tutamadığının değil orucu bozmanın bir cezasıdır. Bunun için bir kimse Ramazan'da oruca asla niyet etmediği gibi asla iftar da etmeyip imsak etmiş bulunsa oruç tut, tutsa üzerine yalnız kaza lazım gelir. Yani kişi mesela Ramazan'da iş tutmuyor. Yeyip itse tutmuyor bugün işte. Ona kefaret gerekmez tutmadığı için. Çünkü kefaret olması için tuttuğu bir şeyi bozması lazım. Ona kaza gerekir güne gün. Fakat İmam-ı e göre oruç için mutlak surette imsak yeterlidir. Bunun için niyet bulunmasa da yalnız imsak yapılsa oruç tutulmuş olur ben lazım olanları şey yapıyorum. Oruca asla niyet etmediği halde gündüzün kasten iftar edilse yalnız kaza gerekir. İşte biraz önce anlattım. Orucu adam kalkmıyor. Tutmuyor. Bugün tutmayacağım diyor. Ona kaza gerekir. Kefaret gerekmez. Niçin tutmadın diye kefaret yok. Tutan bir şeyin kasten bozulmasında kefaret gerekiyor. Böyle bir yersiz davranıştan dolayı ayrıca sorumluluk doğar. Tövbe edip mağfiret dilemek gerekir. Fakat kefaret gerekmez. Yine geceleyin niyet edilmeyip sabahleyin zevaldan önce iş şer'ini yarısından önce oruca niyet edilip de ondan sonra kasten iftar edilse edilecek olsa yine yalnız kaza gerekir. Kefaret gerekmez. Çünkü Ramazan orucuna e, imsa kadar şey e, güneşe kadar yani namaz namaz vakti ne demektir sabah namazı imsak girdi güneş çıktı bu imsakla güneş arasındaki vakit ortalama bir buçuk saattir sabah namazı vaktidir İşte güneşe kadar Ramazan orucu niyet edilmesi lazım atlıyorum Kasten yutulacak bir taş. Bak kasten taşı aldı yuttu adam. Bir demiri yuttu. Bir kurşunu, bir, bir çekirdek, kuru kabuklu bir fındık veya badem. Büyük yani. Orucu bozar. Kazayı gerektirse de kefaret icap etmez. 61 güne gerek yok. Çünkü bunlarda şeklen iftar varsa da yenilmeleri adet edilmediğinden mana bakımdan iftar yoktur. Yine yutulan bir kağıt parçası, bir pamuk yutulsa, adi çamur, bir toprak, kuru bir ot, bir saman parçası, yetişmemiş ayva tanesi, kuru veya yaş kabuklu ceviz tanesi, kabuklu yumurta, kazaya gerektirse de, de kefaret gerekmez. Yutsan kefalete gerek yok. Ramazan'da yutsan güne güne Kaza gerekiyor, kefareti gerek yok. Çünkü niye diyor? Adet bakımından bunlarla gıdalanılmaz, alışılmamış bir şey yani. Bunlarda tedavi kastedilmez. Kuru fıstık içi içi olduğu halde çiğnenirse kefareti gerekir. Ama e, bir yer fıstığı var ya böyle. Onun içinde kuru fıstık var. İçinde var. Kabuğuyla çiğnesen, yetsen kefaret gerekir. Ama sırf kabuğunu çiğneyip şey yapsan güne gün oluyor. Kuru pirinç, kuru darı, kuru mercimek, fık de kefareti gerektirmez. Çünkü bunlarla gıdalmanak adet edeyim. kuru pirinç yuttu. Bunlara kefaret gerekmez. E bunlara güne gün olur. Buruna kaçan su veya akıtılan ilaç da böyledir. Çünkü bunlarda rıza ile YouTube iftar yatmak, iftar yatmak yoktu. Sadece yaralanmak ise yalnız kazayı gerektir. Buruna kaçan su, buruna ilaç akıtsan bunlara kaza gerektirir. Kefarete yoktur. 143. madde Başkasının tükürüğünü, başkasının ağzına çıkmış olan lokmayı, kendi ağzından çıkıp da biraz dışarıda kalmış olan lokmayı, Alıp yutmak da yalnız kaza gerektirir, kefaret gerekmez. Çünkü insan, bak çünkü insan yaratılışı bakımından bunlardan tiksinir. Geçerli sayılan rivayete göre kan da böyledir. Fakat yani tutsa, yutsa kan. Fakat dostun tükürüğünü alıp yutmak Ramazan orucu için kefaret, kefareti gerektirir. Çünkü bununla lezzetlenir. Afyon gibi sarhoşluk veren kuru otlarda böyledir. Sonuç Kefaret insanları bazı işlerden engellemek içindir. Bu engelleme yenilip içilmesi adet olan yaratılış gereği kendilerine meyil duyulan şeylere karşı uyanır. İnsanlar yaratılışı geri tiksineceği şeylerden zaten kaçınacakları için bunlardan dolayı zorlamaya gerek yoktur. 144. 144. 44. madde 44. Yenilmesi adet halinde olan bir şey Ramazan'da oruçluyken un, unutarak unutarak ağzını alan kimse oruç olduğunu hatırlayınca hemen onu ağzından çıkarıp atması gerekir. Fakat ağzındakini çıkarmayıp yutarsa üzerine kefaret gerekir. Ancak ağzından çıkarır da onu soğuduktan sonra yutacak olursa yalnız ona kaza gerekir çünkü iğrençli bir şey olduğu için. Çünkü böyle bir şey yutmak tiksinti veren bir şeydir. 145. madde. Bir kimse fecir doğ, doğduğu halde henüz doğmamıştır zannı ile sahur yemeğini yese yani artık vakit çıktı. İmsak girdi yani sabah namazı vakti girdi. Ne yaparsın? Daha bir şey e, yemek yiyemezsin. Ama henüz doğmamış zanniyle köy, köylerde çok olur veya piknik pikniktedir, tatildedir, saati yoktur. Orada da ezan o duyulmamış. Daha çıkmamış zanniyle sahur yemeğini yese veya güneş batmamış olduğu halde akşam battı sanarak iftar etse Üzerine kaza gerekir, kefaret gerekmez. Yani bir yerdesin, akşam okul olmuştur zannıyla veya birisi yanlış ezan okumuştur. Ondan sonra o yanlış ezanı okudu sen de atsan ona kefaret gerekmez, kaza gerekir. Çünkü kasten iftar etmiş değildir. 146. madde bir kimse Ramazan'da karısına eşine dese ki bak fecir doğmuş mu doğmamış mı yani e, namaz vakti girdi mi dedikten sonra kadın bakıp henüz doğmadığını haber vermesi üzerine o kimse oruca aykırı bir harekette bulunsa fakat daha sonra fecirin doğmuş olduğunu anlasa kendisine yalnız kaza gerekir kefaret gerekmez. Fakat kadın fecrin doğmuş olduğunu bilerek böyle bir harekete bulunmuş olsa ona kefaret de lazım gelir. Yani e, İslam coğrafyası Tunus'tan Cezayir'den kutuplara Afrikalara kadar geniş yelpazede olduğu için ille e, saat olacak, telefon olacak, ezan davullar çalacak yok yani her yerde böyle de olabilen yerler var. 147. madde iki kimse güneşin battığına iki kimse de güneşin henüz batmamış olduğuna saat yok İki kişi battı, iki kişi Batman'ı şahitlik ettiği halde iftar edilecek olsa oruç açılsın ve sonradan Güneş batmamış olduğu anlaşılsa bundan dolayı da ittifakla yalnız kaza gerekir kefaret gerekmez 148. madde. İnsanların hukukunda iki kimsenin şahitliği ispata yeterli olduğu gibi oruç hakkında da böyle şahitlik ettikleri halde bir kimse yemek yiyip sonradan fecrin doğmuş olduğunu anlaşılsa yani yemek yiyor ama yedi ee, imsak girmişti anlaşılsa üzerine hem kaza hem de kefaret gerekir ne? İki kimsenin şahitliğiyle iki kişi diyor ki çıktı diyor sen hala yiyorsun. Oruç hakkında böyle şahitlik ettikleri halde bir kimse yemek yiyip sonradan fecir doğmuş olduğu anlaşılsa iki kişi sana diyor ki iki kişi tamam çıktı diyor yeme sen hala yiyorsun. Kefareti kazandın. Bunda ittifak vardır. Bu konuda bir şeyin yokluğuna şahadet, fecin doğmadığını söylemek İspat hususundaki şahadet fecrin doğmuş olduğuna karşı çıkamaz. Fakat bu hadisede böyle şahit edenler birer kimse olsa yalnız kaza gerekir. Çünkü fecrin doğuşu hakkında bir kişinin şahidi tam bir delil değildir. Yani sen mesela bir yerdesin Tunus'ta, Cezayir'de, Afrika'da. Bir kişi de beraber çalışıyorsunuz. Türkiye'den gitmişsiniz. O diyor ki çık çıkmadı sen diyorsun. E sen çıkmadı diyorsun. O çıktı diyor. Reyni kuruyabilir. Sonra yemek yesin. Sonra anlaşılsa ki hakikaten çıkmıştı. Kefarete gerek yok. Güne gün. Ama iki tane Müslüman dese ki şantiye desiniz. Çıktı diyor. Sen hala sen teksin ikiye bir. Sonra çıkmadığı anlaşılsa buna kefaret gerekir. 149. madde unutarak bir şeyi yiyen unutarak veya artık vakit bitti fecir doğmuşken Henüz doğmamıştır sanarak veya uyku halinde oruca aykırı bir harekette bulunan kimse artık orucunun bozulduğunu zannederek orsa orucu bozulmadı. Ama eğer nasıl orucun bozuldu tekrar kasıtlı olarak yese üzerine kefaret gerekmez. Diyorsun e ya bir adam işte daha çok bunu çok soruyorlar unuttu veya e, artık vakit bitti gene yiyor. Sonra anlasa ki o vakit bitti ben gene yedim. Ne yaptım benim orucum olmadı. Zanni ile yiyip içse güne gün olur kefaret olmaz. Unutma ile yese güne günü hiçbir şey olmaz. Ama unutarak yesi bir şey olmaz. Ama unuttu yedi eğer bozulmuştur zanni ile yese bak zanna buna kefaret gerekmez güne gün olur. Bu unutma ile orucunun bozulmayacağını bildiği halde iftar etse ee, İmam Azam'a göre yine kefaret gerekmez. sayılan olan da budur. Çünkü bundan orucun bozulma şüphesi vardır. 150. madde yani orucun bozulmayı unutarak orucun bozulmayacağını bildiği halde iftar gene etse yani ama şüpheli adam yani hakikaten bozulur bozulur yese Kefaret gerekmez. 150. madde kendisine işten kusuntu gelen kusuntu gelmiş veya ağzına su verirken hata eseri boğazında boğazına su kaçan veya bir kadının güzelliğine bakan kimse bununla orucun bozulduğunu sanarak Ramazan'da kasten iftar edecek olsa Abdest aldık. Boğazına su kaçtı. Bu boğazına su kaçtı. Tamam mı? Bu orucu bozdu zannetse ee, bir de Ramazan'da bu sefer zannedip kasten yemek yese asa bozuldu. Üzerine kefalet gerekmez. Fakat bununla orucun bozulmayacağını bildiği halde iftar etse kefalet de gerekir. Çünkü burada şüpheye yer yoktur. 151. madde. Bir kimse Ramazan'da gündüzün misvak kullansa veya gıybet etse hani manevi kardeşinin eti yemek gibidir ya gıybet gıybet etse de bu yüzden orucun bozulduğunu sanarak iftar etmekle üzerine kefaret gerekmez. Misvak orucu bozmaz. Kuru misvak. Ama bilse ki yani öyle biliyor iftar orucun bozulduğunu sanarak yemek yese kefaret gerekmez. Fakat bununla orucun bozulmayacağını öğrenmiş ise kefaret gerekir. Eğer bunu bilerek yap, yani misvak kullanmak, gıybet etmek orucu bozmayacağını bildiğin halde bu, bu bozuyor diye yapsan da böyle ayaklarına takılıp orucu yesen kefaret olur. 152. madde Ramazan günü ihtilam olan kimse yani gündüz yattı banyo yapması lazım orucunu bozsa bakılır yani ihtilam oldu ey, orucum bozuldu diye yemek yese eğer bu ihtilamla orucunun bozulmuş olduğunu zannetmiş ise üzerine kefaret gerekmez yani bilmiyordu ihtilamla banyocu oldum ya bu orucu bozdu zannedip yese güne gün olur kefaret olmaz. Fakat bununla orucun bozulmayacağını bildiği halde yerse kefaret olur. 61 gün olur. Ramazan ayında oruçlu olduğunu unutarak ee, e, ee, hanımıyla beraber olsa oruçlu bak unutarak olsa oruçta olduğunu hatırlar hatırlar hatırlamaz ee, bu işden uzak dursa bozulmuş olmaz. Sonradan yani buna orucu bozulmaz. Bu ihtilam gibi olur. Başka bu özel yerleri atlıyorum. Eee Bir yolcu 157. madde zevaldan önce memleketine ikamet vatanına dönmekle bir şey yememiş olduğu halde oruca niyet edip ondan sonra kasten orucunu bozacak olsa üzerine kefaret gerekmez. Bak bir yolcu zevalden önce memleketine vatan, ikamet vatanına dönmekle bir şey yememiş olduğu halde oruca niyet edip Oyunca niyet ettik. Yani zevalden önce. Yani ee, bu daha o yeme içme yasağı girmedi. Bir mesela ikamet vatana dönmekle bir şey yememiş olduğu halde oruca niyet edip ondan sonra kasten orucunu bozsa üzerine kefaret gerekmez. Zevalden önce iyi ee, iyileşip kendine gelen bir mecnunu niyet etmişken sonra orucunu bozarsa ona kefaret gerekir. Kasten yani e, memleketine zevalden önce memleketine dönmekle bir şey yememiş olduğu oruca yine niyet etse kasten orucunu bozacak olsa bu böyle. Bir de okuyayım bir yolcu zevalden önce memleketine, ikamet vatanına dönmekle bir şey yememiş olduğu halde oruca niyet edip sonra kasten orucu olsa yani bir şey yemedi. Ama da niyet de etmedi Ramazan'a. E, kefaret gerekme soru atsa. 158. madde orucunu bozan kimseye orucunu bozmuş kimseye o gün oruç tutmamasını mubah kılacak bir hal gelirse, ondan kefaret düşer. M misal, sağlıklı bir kimse Ramazan'da oruca niyet etmişken, gündüzün orucunu bozsa da, yani kasten bozduğu, aynı günde bayılsa veya, bir ka kadın adet görse, orucu açtıktan sonra görse, görmeye başlasa, yahut oruç tut tutamayacak bir halde hastalansa, Üzerine yalnız kaza gerekir, kefaret gerekmez. Doğru olan görüş de budur. Bunlar birer semavi özürdür. Fakat mesela kadın oruç tutuyordu öğlen ikindi işte adet gördü. Ne olur? Güne gün olur. Hemen bozar. Güne gün olur. Semavi bir şeydir. Fakat böyle bir kimse kendini yaralayıp da oruç tutamaz hale gelse sayı olan görüşe göre üzerine kefaret düşmez. Çünkü bu durum düşmeye kendisi sebep olmuştur. Yine oruç açtıktan sonra isteyerek ve zorlayarak yolculuğa çıksa bak bir insan orucu mesela oruçluydu orucu açtı İstanbul'da açtı isteyerek kendisi açtı ya ne yapayım bu kefaretle nasıl kurtulayım diye yolculuğa çıkalım bari bir tokata gideyim yine kefareti tutacak. Çünkü yolculuk sema bir özür değildir. Sefer yolculuğa çıktıktan sonra orucu, bozmak ise yalnız kazayı gerektirir. Çünkü o gün aslen oruç tutmakla mükellef değil. Ama orucu, oruçluyken yola çıksa, gitse, o zaman atsa günü gün olur. kazaya. 159. madde Ramazan'da oruçlu olarak yolculuğa başlamış bir kimse. Oruca bay oruçlusun. İstanbul'dan bindin. Nereden ayrılacaksın? Seferi başlıyor. Nerede oturuyorsan oranın mezarlığı veya oranın merkezi alınacak. Yoksa İstanbul'dan çıkan adam gebzi, hu almayacak. Zeytinburnu mezarlığını, Zeytinburnu'ndan çıkıyorsan Zeytinburnu mezarlığını alacaksın. Şimdi Ramazan oruçlu olarak yolculuğa başlamış bir kimse unutmuş olduğu bir şey almak için evine dönüp bir şey yedikten sonra tekrar yola çıksa. Şimdi gitti Zeytinburnu'ndan çıktı Ramazan'da. Mezarlıktan çıktı. Mecidiyeköy'e tabi yola çıkınca yolda gitti yola düşmüş. Sonra ya unuttum deyip Mecidiyeköy'den geri dönüp Zeytinburnu'na nasıl ben yolcuyum artık eve geldikten sonra bir şey yese kefaret gerekir. Çünkü evine dönmekle yolculuktan çıkmış olduğundan yemek yediği sırada mukim sayılmıştır. Fakat beldenin evlerini geçtikten sonra bir şey yiyip bir şey yiyip de ondan sonra evine dönüp yine bir şey yiyecek olsa üzerine kefaret gerekmez. Böyle yedikten sonra yolculuktan tamamen vazgeçmiş olsa dini kefaret gelmez. Çünkü bu yemesi bir ruhsat izni halinde gelmiştir. Yani şunu da okuyayım da izah edeyim. Zahiriye mezhebine göre yolculuk halinde oruç tutmak NASA Kur'an'a hükmünde aykırı olacağından aslında caiz değildir. Diğer mezheplere görse yolculuk serbest dilerse orucunu tutar, dilerse tutmaz. Sonra kaza eder. Öyle ki kendisine zarar vermesi, orucun tutması bizce dair. Mesela uygulayayım. Adam Zeytinburnu'ndan e, mahallinde nasıl, e, nereden sayılır? Mezarlık. Çıktı yola, mecidi geçti, boğaza gitmeden, aa orada tabii yolcu artık yedi. Ya cüzdanımı unuttum diye. Zeytinburnu'ndan tekrar evine gelse de yemek yese bir şey gerekmez. Yani güne gün olur. Ama şöyle olsa. Zeytinburnu'dan çıktı daha epey gitti ama orucu bozmadı. Ya cüzdanımı unuttum dese gelse evinde orucu bozsa kefaret gerekir 61 gün. Çünkü evine gelince seferilik bitiyor. Şöyle üçüncü bir şık gidiyor tokata gidecek. İst, iz, zeytinburnu'dan çıktı. Ondan sonra çıkar çıktı. Ramaz, orucu açtı, boğazı geçti. Geldi memle, ya vazgeçti. Bir haber geldi telefon, vazgeçti. Eve gelse, orucu bozmuştu ya. Artık evde yiyebilir. Güne gün olur, kefaret gerekmez.